Değerli izleyenler merhaba. Özgür Gazetecilik platformumuz 12.com.tr'nin YouTube stüdyosunda bugün uzaktan bağlantıyla Doktor Violeta Stratan İlbazmış'ı ağırlıyoruz. Violeta Hanım dış politika uzmanı, aynı zamanda bilindiği üzere 12.com.tr'nin yazarları arasında. Kendisine hoş geldin diyoruz. Nasılsınız Violeta Hanım? Teşekkürler. Davetiniz için teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Dilerseniz hemen sorularıma geçeyim ben. Öncelikli olarak Türkiye'yi daha fazla ilgilendiren konularda sorular yöneltmek istiyorum. Bilindiği üzere tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı düşük ölçekli de olsa devam ediyor. Son dönemde Rusya'nın almak istediği sonuca yaklaştığı, hatta aldığı yönünde çeşitli veriler ve değerlendirmeler yapıldı. Son durum sizce ne Rusya-Ukrayna savaşında? Evet, Rusya-Ukrayna savaşı 2,5 yıldır devam etmekte bir savaş. Şubat 2022'de Ukrayna'daki savaş başladığında ve Ukrayna ordusunun cesareti ile Rusların Kiev'in başkenti, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i üç günde fethetmesine engellediğinde ve çoğu batılı lider ve kamuoyu genel olarak Ukrayna'nın kazanacağından neredeyse emindi. Ama şimdiki tablo bu kadar iyimser değil. Çünkü ne ekonomik yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini çöktürebildiğini, bu yüzden ne batılı liderler ne beklediler. Mesela Rusya topraklarında öyle hükümete karşı protestolar başlayacak. Yani bir şekilde Putin'in istifa edecek Kremlin'deki yetkililer komple olarak. Ama böyle bir şey olmadı. Bunu görebiliyoruz. Ve tabii ki son zamanlarda Harkiv bölgesinde savaş yoğunlaştı diyebiliriz. Harkiv Ukrayna'nın ikinci en büyük şehir. Bu yüzden orada ileride çok büyük bir savaş sahnesine dönüşebilir bu bölge. Çünkü Harkiv çok büyük bir şehir ve onu almak kolay değil. Yani Rusya için ve herhangi bir ülke için. Şimdi Ukrayna'nın durumu tabii ki zor durumda. Onlar Ukrayna bekledi, çok bekledi. O finansal yardımı çok bekledi. 61 milyar dolar ABD'nin yardımı. Keşke daha erken verebilseydi o paraları. Ama öyle değil. Bu yüzden bu süre zarfında çok büyük kayıplar yaşandı. Yani çok, hem bir tarafta ve öbür tarafta çok asker yaşamını yitirdi. Şimdi NATO'nun tutumu ve çözümü ne olabilir onlara göre? Yani artık savaş yayılsa daha iyi olur. Şimdiye kadar Ukrayna'nın sadece kendi Rusya'ya karşı kendi topraklarına savunabilirdi. Ama şimdi savaş artık yayılabilir. Ve bu yayılmadan neyi anlayabiliriz? Yani nerelere yayılmasının daha onlar açısından nasıl değerlendirilir? Savaşın hani bir çıkara bağlanması da mümkün değil ama nasıl bir açılımı olabilir bu yayılmanın? Yani Rusya, Ukrayna'ya yakın bölgelerine tabii ki yayılabilir. Mesela Belgorod bölgesi Ukrayna'ya yakın. Yani orada mühimmat depolarına saldırabilirsiniz dediler. Ama tabii ki mühimmat depolarından da dışında sivillere de saldırabilirler tabii ki. Ancak Kremlin buna ne dedi? Bunu kırmızı çizgi
dedi, olduğunu dedi ve aşılması halinde ciddi sorunlara yol açacağını söylüyor. Bu ne demek? Bunlardan biri tabii ki Rusya'nın uzun süredir tehdit ettiği nükleer silahların gücüyle kullanılması ve tabii ki bu çok ciddi bir sorun. Birçok yorumculara göre bu gerçekten endişe verici bir tehdit. Çünkü artık gördük her şey olabilir. Yani 21. yüzyılda yaşıyoruz ama hala savaşları izliyoruz. Devam etmekte savaşlar. İsrail'de, Gazze'deki savaş ya da Ukrayna'daki savaş. Ve nükleer silahları kullanması gerçekten çok ciddi bir unsur. Peki NATO'nun bu yaklaşımına karşın Rusya'nın bu savaşı Ukrayna sınırlarının dışına taşırmayacağı konusunda bir kararlılığı söz konusu diyebilir miyiz? Ya da yaklaşımı? Yani bu aşamada onlara göre bu bir çözümlerden biri. Yani hem şey Ukrayna, savaşı yaymamak. Ya, evet, yaymamak. Yani aslında şey Rusya'nı yıpratmak ve zayıf kalması için yayılması, savaşın yayılması lazım. Hem bana sorarsanız bu biraz şey moral verecek hem Ukrayna askerleri. Aslında Ukrayna çok ciddi sorular yaşıyor ve benim yazılarımdan biri yazdım. Ukrayna, Bloomberg'in bir haberi. Ukrayna insan, Ukrayna'da insan kalmadı başlıklı bir yazı buldum. Hı hı. Ve bu ne demek? Yani sadece cephede insan yani az değil. Bu ne demek? Ve iş olarak, işler olarak yani kalmıyorlar ülkede. Çünkü birçok Ukrayna vatandaşları kaçmaya tercih ettiler. Aslında bu Ukrayna'nın en büyük sorunlarından biri. Tamam, onlar modern silah, Batı'nın verdiği modern silah kullanıyorlar. Evet, bu bir avantaj. Ama insan olmadıkça o silahları ne yapabilirsiniz? Şunu şöyle ifade etmek mümkün mü? Ekonomik bir daralmada söz konusu, bir iş sorunu var. Savaşın yanı sıra savaşın etkilerine bağlı olarak Ukraynalılar ülkelerinin dışına gidiyorlar ve insan sayısında belirgin bir artış yaşanıyor. Tam olarak böyle ifade edebilir miyiz bunu? Tabii. Yani son verilere göre Ukraynalılar, yani Avrupa'daki Ukraynalıların sayısı 4 milyon, 4,5 milyon civarında. Bu resmi rakamları. Tabii ki daha fazla da olabilir. Şimdi benim okuduğum haberlerde ne anladım, ne öğrendim? Artık Avrupa'daki Ukraynalılara pasaportun süresi geçtiyse artık pasaport verilmeyecek. Yani yasal olarak olmayacak, yani oturmayacak Avrupa ülkelerinde. Yani bu ne demek? Ukrayna'ya dönmek zorunda kalacaklar ve orada savaşmak. Bu Ukraynalılar için aslında biraz kötü bir sürpriz değil mi? Tabii ki kötü bir sürpriz ve tabii ki bu savaşın etkisi birçok yani sınırlarda hem Moldova sınırlarında hem Polonya sınırında çok ciddi yasa dışı yani insan kaçakçılığı. İnsan kaçakçılığı. Peki sizin gözlemlerinize göre ve dünya basınını takip ettiğinizi etmeniz çerçevesinde soruyorum. Rusya'dan şu an en fazla çekinen geçmişte de bağlantısı olan ülkeler var. Bunların içinde en öne çıkan Rusya çekincesi dikkat çeken ülkeler hangileri sizce? Doğu Avrupa'da mı? Evet. Ukrayna dışında tabii ki. Hı hı. Moldova'ya diyebiliriz. Belarus değil çünkü Belarus Rusya'nın Belarus Rusya'yı destekliyor. Evet, Rusya'yı destekliyor tabii ki.
Baltık ülkeler her zaman böyle Rusya'ya karşı çok dik duran ülkeler. Letonya, Estonya ve Litvanya değil mi? Evet, Baltık ülkeler küçük ülkeler ama çok karakterli ülkeler diyebiliriz. Evet. Evet, onlar en Rusya'ya karşı çıkan onlar diyebiliriz. Tabii ki sonra Polonya ve Romanya. Evet. Romanya. Peki Rusya'da Putin'e desteğin arttığını düşünüyor musunuz? Yani Gerçek anlamda. gerçek anlamda. Çünkü Putin'e karşı onun fikirlerinin karşısına duran çok da ciddi sayıda Rus var. Bu Ama soruya sahadaki başarısı ya da onlar tarafından başarı değerlendirilen bu durum Putin'e avantaj sağlıyor mu? gerçek anlamda bu soruya bir cevap vermek zor. Çünkü gerçeği biz bilmiyoruz tabii ki. Biz sadece anketlerin sonuçlarına bakıyoruz, inceliyoruz. Son seçimleri gördük, sonuçları gördük ve inanılmaz bir destek var Rus toplumun Putin için. Putin her zaman bir güçlü bir lider imajı çizildi Putin'in. Bu yüzden de Rus toplumunda evet destekçiler çok var ve onun dışında çok karizmatik bir lider olarak algılanıyor. Bunun için de Rus medyası çok başarılı bir şekilde çalışıyor yani bu imajı çizmek için ve sunmak için millete. Tabii ki savaşa karşı çok protestolar var yani ama onlar hemen nasıl diyebilirim sönüyorlar yani söndürüyorlar bu Evet. protestoları. Çünkü korku var. Yani açık konuşma gerekirse korku var. Rus medyası çok güzel bir şekilde ve etkili bir şekilde devletin propagandası yayılıyor. İnsanlar dinliyorlar ve kabul ediyorlar bu propagandayı. Rusya her zaman ülke olarak büyük bir devletin imajını çizdi. Bu yüzden onlar kendilerine ve Rusya o ülke olarak özel bir devlet, yani büyük bir devlet, güçlü bir devlet imajı vardı ve öyle de kalmak istiyor. Ve bu savaş aslında Rusya'nın imperyalizminin bir uyanışıydı. Tamam, Putin devlet başkanı, Rus devlet başkanı Putin diyor ki biz bu bir barış imzalayalım Ukrayna'yla ama nasıl? Yani ben bugün gördüm onun son açıklamaları. Kırım'ı ve o dört bölgeyi ilhak ettiği bölgelere bizde kalacak. Ve tabii ki Rusça konuşanların haklarını güvence altına alınacak. Biz sadece bu şekilde barış imzalayabiliyoruz. Ama Batılı uzmanlara göre ve yorumculara göre Putin burada durmayacak. Putin eski Sovyet Cumhuriyetlerin Birliği yani eski topraklarına dönmek istiyor açıkçası. Ve Evet. sadece öyle değil, daha da devam etmek istiyor. O yüzden bunu durdurmamız onlara göre, Batı'ya göre onu Putin'e durdurmamız lazım. Ama tabii ki bu aşamada anlaşılmıyor. Nasıl durduracağız? Nasıl durduracaklar Putin'i ve Rusya'yı? Bunu bilmiyoruz. Peki Türkiye ile ilgili kısmına gelirsek, şu anda Türk-Rus ilişkilerini nasıl gözlemliyorsunuz? Türkiye-Rusya ilişkileri her zaman iyiydi genel olarak. Birkaç olay dışında tabii ki. Uçak dövmesi vesaire. Ama son zamanlarda tabii ki savaşın başladığında Türkiye'nin arabuluculuğu rolü çok önemliydi. Ve hatta Batı medyasında Türkiye'nin imajı az da olsa ama arttı. Sonra bu rol biraz söndü, biraz azaldı.
Son zamanlarda tabii gördük Putin'in tehdit demeyelim de uyardı Türkiye, uyardı. Yani hibe ya da yardım Batı NATO ülkelerinden alırsanız sizi uyarıyorum, yaptırımlara katılırsanız sizi uyarıyorum. Yani biraz son zamanlarda Türkiye-Rusya arasında ilişkileri biraz soğudu, biraz mesafe konuldu öyle diyebiliriz. Mesafe. Evet, mesafeli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Putin'le ile görüştü. Görüştükten sonra şimdi İsviçre'ye katılacak, Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılacak ve Rus medyası ne yazdı bununla ilgili? Acaba Türkiye'nin rolü, arabuluculuk rolü yine mi artacak? Çünkü Hakan Fidan'ı bir çevirmen, yani Putin'in ne dediyse aktaracak. Yansıtıcı, aktarıcı gibi değerlendiriyor. Bir aktarıcı rolü oynayacak. Çünkü Türkiye'nin rolü öyle aslında. NATO ülkeleri ve Rusya arasında Türkiye'nin rolü öyle oldu şu ana kadar. Ve böyle devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Peki, yine Türkiye'ye dair bir şey sormak istiyorum. Son dönemde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, yurttaşlarının Avrupa'ya seyahatlerinde büyük zorluklar yaşanıyor. Schengen vizesi krizi yaşanıyor. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada vize taleplerinin çok arttığı, dolayısıyla mecburen değerlendirme sürelerinin uzadığı, randevu sorunu olarak açığa çıktığı belirtiliyor. Bir art niyet olmadığı söyleniyor ama sadece normal pasaport taşıyan yurttaşlar için değil, ticaret yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da sorun yaşadıklarını söylüyorlar. Hatta milli sporcular bazen vize alamadıklarını söylüyorlar. Genel anlamda Avrupa basınında buna yönelik çıkan haberlerde Türkiye vatandaşlarına yönelik bir adı konmamış yaptırım sonucuna varabilir miyiz? Yani nasıl değerlendiriyorsunuz bu vize krizini? Evet, vize krizi birçok kişi etkiliyor ve etkileniyor burada. Bu negatif tepkileri görebiliyoruz burada Türkiye'de. Tabii ki bu konuda söyleyebilecek çok şey var. Yani neden acaba Türklere karşı böyle bir tutum sergileniyor? Neden sadece sizin dediğiniz gibi milli sporculara, oyunculara İş vize, insanlarına. Evet. evet, vize verilmiyor. Aslında bu vize konusunu siz bize Türkiye ne anlatıyor? Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tutumu. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında göçmen anlaşması. Tamam, kabul edildi, imzaladı ama Türkiye bir tampon bölgesi oldu. Evet. Burada birçok mültecilere ev sahipliği yapıyor. Bu kolay bir iş değil. Tamam, mali yardım alındı ama bunun dışında birçok sorun var. Karşıya kalıyor Türkiye. Şimdi ben bu cevabı nasıl verebileceğimi bilmiyorum. Hatta şunu söylemek istiyorum. Vize almak çok zor ama son haberlere göre Türk devleti çıkış pulunun fiyatı arttırdı. Evet. Yani 10 kat. Yani bunu nasıl yorumlayabiliriz aslında? Evet, hem vize almak zor, Hem yurt dışına çıkmak zor. hem yurt dışına neredeyse imkansız oluyor artık Türkler için. Bu ikisini birbiriyle bağlantılandırabiliyor muyuz peki? Yani
vize sorununun yanı sıra acaba Türkiye Cumhuriyeti kendi vatandaşlarının yurt dışına çıkmasını bilinçli olarak mı zorlaştırıyor? Yok, bence bir bağlantı yok bu iki konu arasında, ama bu bir tasarruf olarak ya da ekonomik bir reformu, yani oradan başlıyoruz. Yani orada bana göre oradan başlanmaması lazım, ama zaten bana sorarsanız ben tamam Türkiye'de yaşıyorum uzun yıllardır, ama bana tüm Türklerin ödediği vergilerden, bütün vergilerden en mantıksız bana bu geliyor. Neden? Türkler çıkmak için, Türkiye'den çıkmak için, başka bir ülkeye gitmek için para ödemeleri lazım. Neden? Evet. Hiçbir ülkede öyle bir şey yok. Duymadım. Belki var ama ben duymadım. Yani haberim evet. Yok. Peki o zaman Fransa'daki gelişmelere geçelim dilerseniz. Son olarak Macron meclisi feshetti. Bu Fransa için ne anlama geliyor? Fransa'da siyasete dair nasıl gelişmeler yaşanacak? Evet, Fransa'da ilginç şeyler oluyor. Genel olarak Avrupa'da kazan kaynamaya başladı. Bu Avrupa Parlamento seçimlerinden sonra sağ yükselişinin endişe verici bir sonucu ortaya çıktı. Ve Monsieur Macron Milli Meclisi feshetti. Bunun ne anlama geliyor? Fransız Cumhurbaşkanı bence çok riskli bir adım attı. Çünkü tamam, seçimler olacak 30 Haziran, sonra ikinci tur 7 Temmuz. Ama bu çok ciddi bir risk. Çünkü seçimlerin sonuçları kimse bilmiyor ve Marie Le Pen'in partisi daha güçlü çıkabilir bu sonuçlarından sonra, seçimlerinden sonra. Bu yüzden bunu zaman gösterecek, nasıl olacak, ama tabii ki Fransa'nın durumu, hatta son gelişmelerinden sonra orada bir kaos oluşmaya başladı partiler arasında, ve hem Fransa hem Almanya aslında aynı durumda, çünkü orada da çok büyük sorunlar var. Biliyorsunuz Almanya'da koalisyon hükümeti var. O koalisyon hükümeti biraz sallanıyor ve diyorlar acaba Almanya'da da erken seçim yapılması lazım mı ya da lazım değil. Çünkü neden sağ partiler yükseldiler? Çünkü aslında insanlar, Avrupalılar biraz yorgun düştüler. Birçok etken var tabii ki. En büyük etkenlerden biri bu Ukrayna'daki savaş. Çünkü sadece Avrupa'yı etkilemedi, birçok ülke, yani bu coğrafyada etkiledi. Ama insanlar, Avrupalılar tabii bir kısmı, hepsi değil, diyorlar bu bizim savaş değil. Bu ABD'nin savaşı. Bizim neden savaşmamız lazım ya da finanse etmemiz lazım bu savaşı? Öyle olmaması lazım. Sonra Doğu Avrupa ülkelerinin silahlanması, sonra pandemi sonrası artan enflasyon, birçok ülkelerde satın alma gücü düştü. Yani Almanya'da düştü. Sonra hayat pahalılığı endişelendiriyor insanları. Sonra birçok ülkeler Rusya ile arasında iyi ilişkiler istiyorlar, olsun istiyorlar. Bu yüzden de artık bu savaş bitsin diyorlar. Ve tabii ki göçmen evet, en büyük etkenleri. Asıl sorun Avrupa'da sağ yükselişin asıl nedeni
bütün Avrupa'ya yayılan göç krizi ya da sorunu denilebilir mi? Tabii. Yani Ukrayna Savaşı'ndan sonra en büyük etken göçmenler hem Afrika'dan gelen hem Doğu Avrupa'dan gelen, Ukrayna'dan gelen ya da Türkiye'de üzerinden Suriyeliler, Afganlılar, İranlılar, Pakistanlılar. Bu yüzden artık bir de oraya giden göçmenler biliyorsunuz onlar entegre olamıyorlar ya da olmak istemiyorlar. Yani kendi getirdiği kuralları ve örf adetleri uygulamak istiyorlar. O yüzden normal olarak yerel halkının tepkileri çektiriyorlar. Yani onlar bir tepki veriyorlar. Böyle olmaması lazım. Bu yüzden de bence bu Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucu bir halkın bir tepkisi oldu. Çünkü yani hem savaş maliyetlerini kimi etkiledi? Tabii ki halkı etkiledi. Hem göçmen krizi kim etkiledi? Halkı etkiledi. Bu yüzden de bu seçim, Avrupa Parlamentosu seçim üzerinden bir tepki verdiler. Peki Violeta Hanım, size son olarak İsrail ve Filistin arasında yaşanan ve bütün dünyanın acı içinde, kaygı içinde izlediği İsrail saldırıları üzerinden bir soru yöneltmek istiyorum. Dünyada gözlemlediğimiz kadarıyla artık İsrail'e ilk günlerdeki gibi Hamas saldırısından sonra verilen destek verilmiyor. Bu doğru bir gözlem mi? Kim tarafı? Dünya ülkelerinin neredeyse tamamından İsrail'e ilk başlarda verdiği desteğin azaldığını görüyoruz. Tabii. Hatta çok sayıda eylemin yapıldığını, bunların Almanya'da ve ABD'de olanları da var ki biliyorsunuz en fazla destekleyen iki ülke konumundalar. Sizce bu savaş, yani dış politikayı izlediğimizde, dünyayı izlediğimizde, dünya medyasını, dünya siyasetini izlediğimizde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ne zaman biteceğine dair bir öngörünüz var mı? Ne zaman biteceğini, evet, bir öngörüm yok. Çünkü oradaki işler Ukrayna'dakinden daha karışık bana sorarsanız. Orada aslında buna savaş diyebiliyor muyuz bilmiyorum. Aslında bu gerçek anlamda bir katliam. Çünkü Ekim'de geçen sene başlayan bir savaş, bir katliam. 35 neredeyse 40 bin insan mal oldu. Bu yüzden tabii insanlar artık takip ediyorlar her şey. Yani biz bir enformasyon bombardımanının altındayız. Evet. Birçok ülkelerinden medyaya takip ediyoruz. Farklı dillerinden. Bu yüzden insanlar artık oradaki durumu ve gerçekten ne olduğunu anlayabiliyorlar. Ve bunu gördük de protestolarda Avrupa ülkelerinde, hem Kanada'da hem ABD'de en köklü üniversitelerinde gördük bunu. Bu yüzden bu savaş, bu katliam ne zaman biteceğine hiçbir fikrim yok. Ama tabii ki dünyanın büyük güçleri bu savaşa her zaman dur diyebilirler. Yani İsrail'e dur diyebilirler. Ama tabii ki bütün ülkeler, yani oradaki, o coğrafyadaki ülkeler kendi çıkarların peşinde ve öbür hem ABD hem Avrupa Birliği ülkeleri, onlar da çıkar peşinde ve tabii ki kim en çok etkileniyor? Gazze'deki halka. Evet, maalesef. Maalesef. Peki Violeta Hanım, çok önemli değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için programımıza. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde sizi tekrar ağırlamak isteriz. Teşekkür ederim. Memnuniyetle.
Değerli izleyenler, Violeta Hanım bugün konuğumuzdu. 12 Punto'yu takip etmeye devam edin lütfen.